Adana Milletvekili Sayın Ahmet Zembilci'nin, buyurun. Sayın Başkan, kıymetli milletvekili arkadaşlarım, 2020 yılı merkezi bütçe kanun teklifinin 9. maddesi üzerinde söz almış bulunmaktayım. Şahsım adına hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Biraz önce genç kardeşimizi, milletvekili arkadaşımızı keyifle dinledim. Ama yıllardır siyasetle belediye başkanlığı yapmış birisi olarak hem ağabeyi hem milletvekili arkadaşı olarak söyleyeyim. Gençlerin biraz daha mutedil, biraz daha söylemlerinde naif, biraz daha söylemlerinde hoşgörü ve kabul. Elbette muhalefet eleştirecek, elbette muhalefet önerilerimizi belki sıcak bakmayabilecek ama asla dilimizi bu şekilde bozmayacağız. Dilimizi bir başka şekilde kirletmeyeceğiz. Genç kardeşimize bir abisi olarak bunu hasreten tavsiye etmek istiyorum. Değerli milletvekili arkadaşlarım, kamu idarelerinin yatırım izleme koordinasyon başkanlığınca yapılan işlerin %10 oranında artırılarak 2020 yılı bütçesinde tekrar devam edilmesiyle ilgili çalışmalar bu bütçe içerisinde vardır. Değerli arkadaşlarım, beni milletvekili olarak seçip gönderen Adana'mızın jeopolitik yapısı herkes tarafından çok kıymetli bir şekilde bilinmektedir. Gerçekten Adana hem coğrafyası, hem iklimi, hem insanı, hem de taşıdığı değer açısından önemli bir merkez. İşte bu önemli merkezin güzel yerlerinden bir tanesi Ceyhan ilçemizdir. Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından enerji bölgesi olarak ilan edilmiş ve bu ilan edilen karar hakikaten çok ciddi ve önemli bir şey. Ülkemiz için hali hazırda petrokimya ve petrokimya ham maddesi ve plastik ürünler alanında yılda 13 milyar dolarlık dış ticaret açığı vermektedir. İşte bu rakam ülkemizin cari açının %20'sinden fazlasına denk gelmektedir. 10 milyar dolarlık yatırım bedeliyle kurulacak petrokimya tesisi ülkemizin rafineri ve petrokimya sahasında çok önemli bir dış ticaret açığını kapatacaktır ve hizmet olarak da insanımıza hem istihdam olarak hem yatırım olarak sağlayacaktır. Bu proje bugün yapılırken 5000 tane insan inşaat ve diğer bölümlerinde çalışacak, 10 binlerce insan daha sonra da diğer iş alanlarında çalışarak hem istihdama katkı sağlayacak, hem ekonomiye hem de ithalata karşı ciddi bir katma değer sağlayacaktır. Bir diğeri ise TOKİ Başkanlığımızın Adana'mızda başlattığı, tüm Türkiye'de başlattığı 100 bin konuttan yaklaşık 1600 tanesini daha önce belediye başkanlığı yapmış olduğum yer olan Sarıçam Akkuyu ve Sarıçam Buruk bölgesinde 800 adet dar gelirli hemşehrilerimize birer konut olarak yapılacak ve buraya da ciddi manada bir istihdama, aynı zamanda inşaat aşamasında bir istihdam oluşturacak hem de dar gelirli hemşehrilerimizin konut sahibi olmasını sağlayacaktır. Değerli arkadaşlarım, bir diğer önemli yatırım ise çocukluğumuzdan beri babalarımızdan, dedelerimizden dinlediğimiz yedi göze barajı hayali ve hikayesi vardı. Bu hikaye AK Parti'nin döneminde elhamdülillah gerçekleşti ve şu anda çok önemli bir enerji açığımızı da kapatmaktadır. Aynı zamanda bu baraj içme suyuyla birlikte, enerji üretimiyle birlikte ciddi bir tarım sulama alanı oluşturacak. Çukurova toprağı kadar mümbit olan bir coğrafyada İmamoğlu bu coğrafyanın önemli bir tarım alanını oluşturmaktadır. İnşallah Kozan, Aladağ, İmamoğlu gibi ilçelerimizin de önemli bir şekilde tarımına katma değer sağlayacak ve buradaki gelişen tarım ürünleriyle hem ithalatımızı azaltacağız, hem ihracatımızı, hem de tarımın ciddi bir katma değer olarak sağlanacak. Bu baraj aynı zamanda Türkiye'nin 57. Adana'nın 3. büyük hidroelektrik santrali olması açısından da 230 bin konutunda ciddi manada enerji ihtiyacını karşılamış olacak. Sayın Başkanım, kıymetli milletvekili arkadaşlarım, ekonomide yaşanan dalgalanmalar, yaptırım ve tehditleri, bölgesel belirsizlikler ülkemizi hedeflerinden asla uzaklaştırmayacak. Bizim bir hedefimiz var. Bu milletle hizmet etmek, milletimizin duasını almak, milletimizin yüreğinde, gönlündeki tahtını yükseltmek, onların sevgisine layık olmak için çalışıyor.
Her ne kadar birileri bu işi görmek istemeyebilir, bu onların tercihidir. Ama bu tercihi gören bir millet var, vefakar, sadakat ve gönülleri Anadolu insanları var. Ben buradan 2002 yılından bu ana kadar bize destek veren tüm hemşerilerimize, bütün Anadolu coğrafyasında yaşayan herkese yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah bu 11. kalkınma planımızın neticesinde bu bütçemizin de hayırlara vesile olması dileğiyle hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum.